Burası da rahmetli Hüseyin Bey'in odası. Amcam burada mı çalışıyordu yani? Evet İlhan Bey. Oo, burası da pek lüksmüş be. Siz bir de öğrenci odalarını görün. Amcanız her şeyin en iyisini isterdi. Defterler nerede? Hangi defterler? Hangi defterler olacak canım? Kasa defteri, borç alacak defteri, faturalar vesaire işte. Ha, anladım. Orada. En üst çekmecede. Muhasebeye kim bakıyor? Onu bir gönderiver bana. Amcanız masraf olmasın diye bizzat kendisi bakıyordu. Bunlara cimrilik yap, öğrencilere para harca. Şuna bak, bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Yeminli bir müşavirimiz var zaten. Ama kayıtları ve ön muhasebeyi Hüseyin Bey tutuyordu. Tamam canım. Bundan sonra şöyle bir şey yapalım ya. Gazeteye bir ilan verelim, iyi bir muhasebeci bulalım. Zaten ben onca evrakla uğraşamam ya. Anlamam da zaten. Tamam İlhan Bey. Neyse, sen çıkabilirsin. Peki. Oo, amca efendi, keyfin yerindeymiş vallahi. Aa, sen ne zaman geldin? Şimdi girdim ben de. Yolda İlhan Bey'le karşılaştım. Ne acayip bir adam ya. Bana da öyle geldi vallahi. Bir tuhaf. Değil mi ya? Nerede içten sıcak Hüseyin amca? Nerede bu adam? Kim gelirse gelsin. Hüseyin amcanın tırnağı bile olamaz ki. Evet ya. Allah tekrar rahmet eylesin. Keşke bir helallik alabilseydim. Hacer, ne konuşmuştuk seninle? Elimde değil İrem. Babamı kaybetmiş gibiyim. Biliyorum canım arkadaşım benim. Dur sana bir şeyler hazırlayayım ben, he? Abi neredeysen söyle oraya geleyim. Borcumu takdim edeyim hemen. Tamam abicim. Bir saate kadar oradayım ben. Şu ihtiyar ölmeseydi yanmıştık vallahi. Oya? İlhan? Ne haber ya? Nerelerdesin sen? Ben buradayım. Asıl sen neredesin? Yurt dışına çıktım. 2 sene yoktum buralarda. Neden? Aman iş icabı. Yürütemeyince memlekete kesin dönüş. Vaktin varsa şurada biraz oturalım mı? Olur, oturalım. Hadi. Neden aramadın beni? İnanmayacaksın ama telefonu değiştirince bütün numaralarla seninki de gitti. Benim telefonumu da açmadın. Tanımadığım numaraları açmadım, unuttun herhalde. Hadi öyle olsun bakalım. Şimdi neler yapıyorsun? Yeni geldim sayılır. Bir iki yere başvurdum, bekliyorum öyle. Bak, iş arıyorsan sana güzel bir teklifte bulunabilirim. Ciddi mi? Benim yurda muhasebe müdürü arıyorum. Bir dakika, ne yurdu bu? Öğrenci yurdu. Amcam ölünce bana miras kaldı. Sen ne anlarsın yurt işinden? Anlayacağız artık. Hadi hayırlı olsun. Ayrıca da başın sağ olsun. Sağ ol. Pek üzüldüm de denemez. Ne diyorsun? Bu işi düşünürsen birlikte çalışırız ha? Hem ayrı geçen yılların da acısını çıkarırız. Şu işi anlat bakalım. Nereden başlayalım istersin? Şu alacak listesine bir bak. Alacakları bir an önce tahsil etmekte fayda var. Bence de. Diğer detayları akşam yemekte konuşalım. Anlaştık. O zaman akşama görüşürüz. Bence de. Alo. İşteyim Sevinç. Başka nerede olacağım? Tamam, alırım.
Ama beni akşama yemeğe falan beklemeyin. İşler biraz uzadı. Sen çocuklarla ye. Allah Allah. Ya çok işim var. Şimdi sana hesap mı vereceğim? Kapat hadi, kapat. Tövbe tövbe. Odama da yerleştim. Sana da bir bardak yorgunluk çayı getirdim. Maşallah amcan hayır kurumu gibi çalışmış İlhan. Evet ya, durmadan hayır kurumu gibi çalışmış. Biz istediğimiz zaman da sürekli para yok diye başından savardı. Defterleri gördüm. Yurtta kalan birkaç öğrenciye ise anlaşılmaz bir şekilde kredi açmış sanki ya. Sürekli geç verenler var. Hatta hiç ödemeyenler de var. Bir de üstüne üstlük cep harçlığı bile vermiş bazılarına. Yok artık ya. Kimmiş ki o? Hacer Köktekin. Allah Allah. Neden öyle bir şey yapmış ki? Vallahi onu bilemem. Ne kadar borcu varmış bu kızın? Dur bir dakika. Yaklaşık 6 milyar borcu varmış. Ne? Yarın çağırıp konuşalım şununla. Ha tamam, ben Soner Bey'e söylerim. O ya. İyi ki teklifimi kabul ettin. Bak, daha gelir gelmez farkını belli ettin. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. İnşallah seni utandırmam. Ondan eminim, eminim. Ay yardım edeyim bari. Çok teşekkür ederim ya. İnan hiç gerek yoktu. Senin için ne yapsam az. Ay az olur mu? Belli ki çok değerli bu. Amcamın kiralık kasasından çıktı. Senin kısmetinmiş. Affedersiniz, girebilir miyim? Merhaba İlhan Bey. Buyurun. Ben Hacer Köktekin. Hacer Köktekin. Bize ne kadar borcun olduğunu biliyor musun Hacer Köktekin? Hayır. Ya. Gördün mü o yani? Ne kadar borcu olduğunu bile bilmiyormuş Hacer Hanım. Oh, güzel iş vallahi. İstediğin kadar borçlan, miktarını da dert etme. Öyle mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Ben Hüseyin amcayla konuşmuştum daha önce. O bana ne zaman param olursa ödeyebileceğimi söylemişti. Allah Allah. Evet. Hatta geçen sene de yine böyle olmuştu. Sonra bütün borçlarımı kapatmıştım. Amcam sana bayağı bir de harçlık vermiş. Öyle mi? Yani geçen sene bir iki kere vermişti. Allah razı olsun Hüseyin amcadan. Nur içinde yatsın. Artık amcam yok. Ben varım. Onunla ne konuştuysan hepsini unut. Borcunu da öde. Ben de ödemeyeceğim demiyorum ki zaten. Ödeyeceğim. Köyden param gelecek birkaç aya kadar. O zaman öderim. Beni hiç alakadar etmez. Sana bir hafta müsaade. Ödedin, ödedin. Yoksa seni kapının önüne koyarım. Yapmayın ne olur İlhan Bey. Ne yaparım ben bu karda kışta? Ben diyeceğimi dedim. Öde paranı, istediğin kadar kal. Hani vardır ya, parayı veren düdüğü çalar. İşte onun gibi. Haftaya 7,5 milyar ödeyeceksin. Yoksa karışmam. 7,5 milyar mı? Aslında 6 milyar değil Han Bey. O ya, o ya. O faizsiz hali. Faiziyle beraber 7,5 milyar oldu yani. Bak, köyünü mü ararsın, mahalleni mi ararsın, ne yapacaksan yap, o parayı bul. Yoksa kendini kapının önünde bulursun. Hadi güle güle şimdi. Ha, bana bak. O gözyaşlarını da boşuna ziyan etme.
Kandırabileceğin insanlara sakla. Biri de öldü biliyorsun. Hadi canım, hadi. Hadi. Hacer? Niye inmedin yemeğe? Canım istemedi. Dışarıda mı yedin? Al bakalım, elman da benden. Yok yok, sağ ol. Ya bana bak, sende bir şeyler var. Ağladın mı yoksa? Söylesene, ne oldu? Benim buraya borcum vardı ya. İlhan Bey bütün borcu ödememi istedi. Ne? Hem de bir haftada. Kesinlikle bu adam kafayı yemiş. Öyle şey olur mu ya? Adam haklı ama borcum var. Ama hemen istenir mi? Bu hangi vicdanı sığar? Eğer ödemezsen beni kovacakmış. Ne? Vicdansız herif. İrem, ben şimdi ne yapacağım? Canım arkadaşım, üzülme. Sonra da abla Türk müsün dedim. Dünya ne kadar küçük biliyor musun? Oya. Efendim. Ne dersin? Kaldığımız yerden devam edecek miyiz? Nasıl, anlamadım? Yani seninle ben diyorum. Kaldığımız yerden diyorum. İlhan, sen boşandın mı? Nasıl boşanayım canım? Çocuklar var. Yoksa çoktan boşardım biliyorsun. Ay ne bileyim, elinde alyans yok ya. Boşandın sandım. O günler de gelecek, merak etme. Şimdi bunları konuşmak için erken bence. Zamana bırakalım istersen. Tamam canım. Sen nasıl istersen. Acele etmeyelim. Sen üzme kendini Hacer. Ben yarın konuşurum İlhan Bey'le. Konuşsan ne olacak İrem? Adam parasını istiyor işte. En azından biraz daha süre isteriz. Bir haftada onca para bulunur mu? Bir ay süre verse ne olur? İki ayda, üç ayda bile bulamam o parayı ben. Dur bakalım Hacer. Sen de öyle hemen umutsuzluğa kapılma. Allah büyük. Belki sizinkilerle konuşursan parayı bulup gönderirler. İmkansız İrem. Nasıl bulsun babam bir haftada 7,5 milyarı? Ne bileyim ben işte. Hadi. Hadi neşelen. Günde olmadan neler doğar? Ha? Hadi ama. Soner Bey, bunların hepsinin mi alınması lazım? Evet İlhan Bey. 30 kilo kıyma, öyle mi? Evet. 100 kilo patates. Evet. 20 litre ayçiçek yağı. Yok yok, bu kadar malzemeye gerek yok. Azalt bu miktarları sen. Ama İlhan Bey, o zaman doğru dürüst yemek çıkaramayız ki. Kim demiş? Masraftan kısmazsak kazanamayız. Hem para kazanamazsak da personelin maaşını veremeyiz, değil mi? Öyle birinci sınıf markalardan alma. Vallahi siz bilirsiniz İlhan Bey. Ama amcanız hep çocuklar için en iyi malzemeyi hep bol bol kullanırdı. Aa Soner Bey, bilmem farkında mısınız yani? Artık amcam yok. Bundan sonra böyle. Yemeği beğenmeyen gitsin dışarıda yesin canım. Peki. Şimdi çıkabilirsiniz. Bu ne ya? Biz hayır kurumu muyuz kardeşim?
Burası ticari bir işletme yani. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oldu? Sorma ya. Ekmek elden, su gölden yaşamaya öyle bir alışmışlar ki. Dediğin gibi yemekten kısarsak ayda 4,5 milyar lira cebimizde kalıyor. Hı hı. Sen ne yaptın? Alacakları tahsil etmeye başladın değil mi? Tabii tabii, keyfim yerinde. Yaklaşık 39 milyar falan tahsil ettim. Hesaba yatırdım. Harika. O zaman iyi bir primi hak ettin. Bakalım beğenecek misin? Aa, bana mı? Ya sen sürekli beni utandırıyorsun ama. Bu çok güzel, harika. Ya çok teşekkür ederim. Ne demek, sen daha iyilerine layıksın boyacı. Sen kendini hazır hissettiğin an neler olabileceğini az çok tahmin etmişsindir artık. Eğer beklentini karşılamazsam ne olacak? Nasıl ne olacak? Yani ikimizin arasında bir şey olmazsa diyorum. Ha. Neticede modern insanlarız. Yani işten falan kovmazsın değil mi? Yok canım. Olur mu öyle şey? İş başka, aşk başka. Hem bunları konuşmak için daha erken. Ayrıca bize bir şans daha vereceğini düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Bana birkaç ay izin verseniz borcumu öderim ben. Anlamıyorsun Hacer. Zaten yeteri kadar müsamaha gösterilmiş sana. Yarısını da mı veremiyorsun? Yok. Hacer, biz seninle ne yapacağız? Allah Allah. Ama olmaz ki. Madem bedava kalmak niyetindeydin, o zaman devlet yurduna gitseydin. Ben de istedim ama olmadı bir türlü. Annem hastaydı, kayıtlara yetişemedim. Tabii canım, tabii, tabii. Burası oraya göre ultra lüks. Ultra. Üstelik bedava. Bana bak. Sana 3 gün daha veriyorum. Bu süre içerisinde buldun. Yoksa atarım seni yurttan ona göre. Peki. Hadi çık dışarı şimdi. Hadi. Yöneticilik çok zor. Hacer. Hacer. İlhan Bey'in verdiği süre yarın doluyor değil mi? Evet. Parayı bulamadın değil mi? İmkanı var mıydı ki? Kim verirdi o kadar parayı bana? Allah'ım, ne yapacağım ben şimdi? Sen bana yardım et. Hacer, burada biriktirdiğim 800 lira var. Yarın bunu İlhan Bey'e ver. Hiç olmazsa iyi niyetinden emin olur. Dünyada almam o parayı. Ya kızım saçmalama. Aynı durumda ben olsam aynı şeyi sen de yapardın. Hem borç olarak veriyorum sana bu parayı. Hadi. Hadi al. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum İrem. Sağ ol.
Sen de sağ ol canım arkadaşım. Buyurun efendim. Bu ne bu? Borcuma istinaden 800 milyon bulabildim. Yakında diğer kısmını da tamamlayacağım inşallah. Aptal mısın? Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? 800 milyon bulabilmiş. Paranın tamamını getirmediysen defolup gidersin. Yapmayın İlhan Bey. Nereye giderim ben? Hem de tam sınav haftası. Bana ne ya senin sınavından? Para yoksa oda da yok. İşte o kadar. Ama eğer teklifimi kabul edersen durum değişir. Ne teklifi? Senin tüm borçlarını sileceğim. Hatta üzerine aylık para da vereceğim. Sahi mi? Evet. Ama bir şartım var. Sana ayrı bir ev açacağım. Kabul edersen bir elin yağda, bir elin balda olacak. Ne? Ne diyorsunuz siz? Tamam, sen bilirsin. O zaman yarım parayı getir. Neden anlamak istemiyorsunuz İlhan Bey? Param yok. Birkaç aya kadar da olmayacak. O zaman üzgünüm. Benim de yapacak bir şeyim yok. Kendine başka bir yer bul. Ne olur yapmayın. Hiç mi vicdanınız yok sizin? Ne yaparım ben bir başıma sokakta? Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Borcuna karşılık burada çalış. Nasıl yani? Basbayağı. Temizlik, bulaşık, her türlü işi yapacaksın. Artık buna da bir bahane bulmazsın herhalde. Tamam. Olur. Çalışmaktan gocunmam ben. Anlaştık o halde. Ben Soner Bey'e haber veririm. O yapacağın işleri söyler sana. Tamam. Çok teşekkür ederim İlhan Bey. Bu işlerden bakınca elbet yine kapıma geleceksin Hacer. Kızım, eminsin değil mi? Burada çalışacaksın. Başka seçeneğim yok Soner abi. Ya çalışacağım ya da kovulacağım. İlhan Bey'i de amcası gibi sanmıştım ama onun tırnağı bile etmezmiş. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Öyle ne yapalım? Sana giyecek bir şeyler lazım şimdi. Benim eski eşofmanlarım var Soner abi. Hallederim ben. Peki. Tamam kızım. Hadi. Sağ ol Soner abi. Sen sağ ol. Allah'ım sen yardım et. İlhan. Harcamalar konusunda seni geçen hafta uyarmıştım. Bayağı açıldın yine. Aman. Yok be. Yani olsa olsa 3-5 bir şeydir. Sana öyle geliyor. Pazartesiden beri kasadan çektiğim para ne kadar oldu biliyor musun? Tam 15 milyar lira. Yapma ya, oldu mu o kadar? Ya. Vay be. Yani bilmiyorum ama kendini frenlesen iyi olur. Doğru söylüyorsun. Artık para istesem de verme, tamam mı? Yani tamam. Alacaklar ne oldu? Tahsilatlar bitti mi? Evet, hepsini tahsil ettik. Sadece şu kız vardı ya, neydi adı, Hacer. Hacer kaldı diye biliyorum. Ha, ben onu hallettim. Sen mi aldın parayı? Yok canım, para almadım. Yurtta çalışarak ödeyecek borcunu. İyi yapmışsın. Vallahi amcanın zamanında bedavaya alışmış. Öyle. Hayatta ne var ki bedava?
Hacer, ne yapıyorsun sen? Anlatırım İrem, böyle anlaştık. Ne anlaşması ya? Tamam, anlatacağım ben. Hadi sen git. Hacer, bu böyle olmaz. Şu haline bak. Yorgunluktan ölmek üzeresin. Öf, ne yapayım, mecburum. Şerefsiz. Dün senin için gidip onunla konuştum. Sene sonunda ödemesi için izin verin diye yalvardım. Oralı bile olmadı. İrem, öyle deme. Bak yine de buradayım. Kapı önüne de koyabilirdi beni. İyi de bu halde nasıl okuyacaksın? Önümüzdeki sınavları verirsem gerisi kolay. Merak etme, bunun da üstesinden gelirim inşallah. İnşallah. Hadi ben sana bir kahve daha yapayım. Buz gibi olmuş. Hacer. Hacer. Ah, kıyamam sana. Bu ne be? Böyle baştan sağma iş mi yapılır? Nasıl olsa borca karşılık çalışıyorsun, değil mi? Elimden geldiğince temizliyorum. Hadi oradan. Çocuk mu kandırıyorsun sen? Bana bak, işini doğru düzgün yap, yoksa fena olur. Ne yapıyorsunuz İlhan Bey? Bana bak, beni kandırmaya çalışırsan ne yapacağımı işte o zaman görürsün. Seni bir daha işinin başında kaytarırken görürsem doğduğuna pişman ederim. Tamam mı? Ya adam gibi çalış ya da paramı öde. Anladın mı? Allah'ım sen bana yardım et. Hacer. Bu ne? Ne oldu? Bir de ne oldu diye soruyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen be? Bilerek mi yapıyorsun? İnanın ki anlamadım İlhan Bey. Görmüyor musun? Belgeyi ıslatmışsın. Özür dilerim. İstemeden ıslanmış. Sen beni katil mi edeceksin? Bilmeden oldu. Aptal. Şu sefil, şu rezil halinle bir de yaptığım teklifleri kabul etmiyorsun. Ama yine de eğer istersen bir şans verebilirim. Ne olur böyle konuşmayın. Gerizekalı seni. Ne zannediyorsun kendini sen? Aptal. Çık dışarı. Al şu bezini de. Salak. Gerizekalı. Ben de kabahat ya. Acımayacaksın böylelerine. Gel. İlhan Bey, Oya Hanım size bunu bıraktı. Kendisi nerede? Bilmiyorum. Dün akşam uğradı, bu zarfı size vermemi söyledi. Tamam, çıkabilirsin sen. İlhan Bey. Efendim. Yok bir şey. İlhan Bey, İlhan Bey. Sevgili İlhan, seninle daha fazla aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Çünkü bunun ikimize de zarar vereceğini biliyorum. Bu yüzden işten ayrılıyorum. Tazminat olarak hesaptan 50 milyar lira çektim. Eski günlerin hatırına ses çıkarmazsın umarım.
Hoşça kal. Hoşça kal. Allah kahretsin. Hacer. Hacer. Hacer, hadi kalk çayını iç. Demiştim, böyle olmaz. Sınavlarda resmen döküldün. O kadar da kötü değilim. Saçmalama. Nerede o sınıfın en parlak öğrencisi? Finallerde de böyle gidersen çakarsın. Benden söylemesi. Yok yok, toparlarım ben, merak etme. Ya keşke bizim sınıftan birilerinin yanına çıksan. Evde oturan kimse yok ki. Evet ya. Babanlarla konuşmadın mı hiç? Haberleri yok. Duyarlarsa kahrolurlar vallahi. İnşallah yarının bugünden daha güzel olur. Öyle sinir oluyorum ki şu İlhan'a. Sana kan kusturuyor ama paraları har vurup harman savuruyormuş hain adam. Soner abi söyledi. Ya. Zaten yemeklerden iyice kıstı. Hüseyin amca zamanında resmen saray yemeği yiyormuşuz kızım. Evet ya. Geçicidir diye düşündüm ama. Yurt parasıyla eğlenceye giderse, oraya buraya harcarsa olacağı budur. Haram zıkkım olsun verdiğimiz paralar. Seneye inşallah ikimiz de başka yurda geçeriz. İnşallah. Heh, geldin mi Soner Bey? Geldim, geldim. Acil olarak 10 milyara ihtiyaç var. Nasıl yani, kasada kalmadı mı? Kalmadı. Eski defterleri karıştırmak lazım. Oya'nın hesaplarına baktım ben, bir liste çıkardım. Bunlarla konuş. Bir an önce borçlarını ödemelerini söyle. Tamam İlhan Bey. Ha, şu temizlikçilerden Gülnaz Hanım'a da yol ver. Her yerden tasarruf etmemiz lazım. Ama temizlik işleri aksar o zaman. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ben Hacer'le konuşurum. Birkaç saat fazla çalışır. Böylece açığı kapatırız. Ama kızın okulu var. Zaten zar zor yetişiyordu okula. Of, Allah Allah, sana mı kaldı onu savunmak ya? Madem öyle, bu kadar borç yapmasaydı. Eşek gibi çalışıp borcunu ödeyecek. İşte o kadar. Çık şimdi. Ne yapmalı? Yürü be, yürü. Amma da ağırsın be. Seni şu kalan borcun için çağırdım. Kalan borç mu? Evet, hesabıma göre 5 milyar borcun var. Onu ödemeni istiyorum. Ama İlhan Bey, sizinle anlaşmıştık. Borcumu çalışarak ödeyecektim. Evet, öyle demiştim ama şimdi işler değişti. Senin yerine başka birini alacağım. Senden ayda 1 milyar 200 düşüyordum. Oysa 500 milyon aylıklı adam bile buldum. Neticede burası bir hayır kurumu değil. Ama kapımızda konuk evi yazıyor diye burada konuk falan değilsin. O amcamın saçmalıklarıydı. 5 milyarı verirsen burada kalmaya devam edebilirsin. Veremem ki. O zaman yapacak başka bir şey yok. Ne yapacaksınız? Önce sen şu senetleri bir imzala hele. Hadi imzala. Hadi. Hadi. Hacer, niye beklemedin beni? Bir an önce çıkayım dedim. Hacer, burada 900 lira var. Arkadaşlarla para topladık aramızda. Bununla bir sürü otelde idare edersin. Sonrası için de ben başka bir yurt ya da bir arkadaşın evi için konuşacağım seninle ilgili. Sen olmasan. Aa, tamam ama. Hem git bakalım otele, paşa paşa dinlen. Okulda görüşürüz yarın. Üzülme. Canım benim. Görüşürüz. Görüşürüz. Parayı vermezse olacağı bu işte. Herkese ders olsun bu. Öbürkülere de.
Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Otelden de kovuldum. Allah'ım ben nerede yatacağım? Sen bana yardım et. Hadi kardeşim, saat kaç oldu? Kapatıyoruz ya. Tamam, kalkıyorum. Kusura bakmayın. Demişim ki sıcak çayı. Canım. Ne diyordun? İlhan'ın durumu çok kötü biliyor musun? Onca parayı bir çırpıda harcadı. Beter olsun diyeceğim ama olan sana oldu. Hüseyin amcanın o güzel yurdunu mahvetti alçak herif. Ne oldu ki? Para suyunu çekti. Her dakika bir alacaklı gelip para istiyor. Dün de birikmiş borçlar yüzünden elektrikleri kestiler. Parayı öğrencilerden yardım toplayarak ödeyebildi. İlhan resmen iflas etmek üzere yani, anlayacağın. İflas eden yalnız ben değilmişim desene. Sen mi? Ne iflası be? Artık dayanacak halim kalmadı İrem. Pes ediyorum. Köye dönmekten başka çarem kalmadı. Ne diyorsun ya? Saçmalama lütfen. Başka çarem yok. Bitti artık. Ben kaybettim. Böyle konuşup insanın canını sıkma Hacer. Biraz daha sabret ne olur. Gün doğmadan neler doğar. Bana söz ver. Mücadeleyi bırakmayacaksın. Hüseyin amcaya verdiğin sözü tutacaksın. Söz mü? Dursana dur. Ekmek verecektim sana. Thank you.
Allah sonunda bizim de yüzümüze güldü. Allah burayı yapanlar razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Vallahi gelsin, elini öpeceğim. Burada bulunmaktan çok mutlu ve huzurlu olacaksınız. Amin, amin. İşte vakfımızın kurucusu Hacer Hanım. Vakfımıza bağlı bu evsizler yurduna hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun Hacer Hanım. Bu vakfın amacı, çeşitli sebeplerden dolayı sokakta kalmaya mecbur olan insanlara ilk etapta barınma ve beslenme sağlamak. Ben de sizler gibi sokakta kaldım. Mecburdum. Başka şansım yoktu. Bu mecburiyet 3 hafta sürdü. Ben şanslıydım. Çünkü arkadaşımın yardımıyla kendime sığınacak bir ev buldum. Sokaktan kurtulduğum o gün karar verdim. Sokakta kalanlara yardım etmeye. Çok çalıştım. Çalmadık kapı bırakmadım. Ve başardım. İsterseniz şimdi tesisimizi gezin. Sonra da hep birlikte yemek yiyelim. Haldun Bey, buyurun lütfen. Buyurun arkadaşlar, hep beraber geçelim. Sağ olun hocam. Sağ olun. Sağ olun. Hacer'in. Çok zor ama beni affedebilecek misin? Demek ki bunu yaşamam gerekiyormuş İlhan Bey. Belki de sokakta kalmasaydım bütün bu evsizlerden, sokakta yaşamak zorunda kalan muhtaç insanlardan haberim olmayacaktı. Boşuna kendinizi üzmeyin. Bu vakfın kurulmasında ve şimdiye kadar yüzlerce kişiye sıcak bir yuva sağlanmasında, iş bulunmasında sizin de katkınız var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.